Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih. Ve min tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Bugün sizlerle bir başka Kur'an kavramı olan şirk üzerinde konuşacağız. Şirk nedir, ne değildir? Kur'an'da şirkle alakalı neler söyleniyor? Kelime anlamından hareketle bir takım açıklamaları sizinle inşallah paylaşmaya gayret edeceğim. Daha önce iman ve takva kavramlarını olumlu kavramlar anlamında konuşmuştuk. Geçen dersimizde küfür kavramını sizlerle konuşmaya gayret ettik. Bugün de şirk kavramı üzerinde sözümüz olsun istiyorum. Rabbimden önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Niyazım odur ki sizler de dinleyeceklerinizi doğru dinleyin, doğru anlayın ve hayatınıza doğru bir şekilde tatbik etmeye gayret edin. Allah sizin de bizim de üzerimizden yardımını, üssetini eksik etmesin inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam inanışını ayakta tutan bir takım temel değerler, temel öğretiler bir anlamda böyle kırmızı ışıklar ve kırmızı çizgiler diyebileceğimiz belirlenmiş meseleler var. Biz o meselelerdeki samimi ve dik duruşumuzla kendi istikametimizi şekillendiririz. O istikamet doğrultusunda hayatımızı devam ettirmeye gayret ederiz. İnsanın Hayatındaki istikameti noktasında en belirleyici husus onun inancı ile alakalı kabulleridir. İnanç eğer arıza taşıyorsa amellerin çok da bir anlamı olmayabilir. O itibarla inancın bir defo taşımaması lazım inançta bir arızanın bulunmaması lazım. Biz onun için önce imanın ne olduğu üzerinde uzun uza diye durduk. İmanın kabul olabilmesinin ya da sıhhatinin şartları üzerinde uzun uza diye konuştuk. Sonra imanı zedeleyici ya da ortadan kaldırıcı bir pozisyon demek olan küfür kavramı üzerinde durduk. Neler küfürdür? Kimlere kafir denir? Kafirlerin özellikleri nelerdir? Onun üzerinde durduk. Bu akşam da imanı zedeleyen bir başka hastalık anlamında şirk üzerinde konuşacağız ve böyle kendimiz bir şeyler üreterek sizlere aktarımda bulunmayacağım. Yani öyle bir derdim yok. Bütün konuyla alakalı ayetleri derleyip toparladım. O derleme, toparlama sonucunda Kur'an'da bu kavramın nasıl ele alındığı ve hangi davranışların bu kapsamda değerlendirileceği noktasında böyle özlü bir sunum yapmaya gayret edeceğim inşallah. Şirk ortak koşmak demektir. Şirk. Kelime anlamı ortak koşmak. Müşrik bu işi yapan adam yani ortak koşan manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu çok sık kullanılan bir kavramdır. Her kullanıldığı yerde de ortak, ortaklık, ortaklar manasını verir. İki tane ayette müşterikun kalıbında gelir bu kelime. Müşterikun da aslında ortak olanlar manasına alınır. Müşrik ortak koşan demektir. Müşterik ortak olan demektir. Hani hafiften bir gramer bilgisi veya kelime bilgisi olarak söyleyeyim. Arapçada fiiller böyle geçişli veya geçişsiz diye iki gruba ayrılır. Geçişli fiiller işte nesne tümle çalan fiillerdir. Geçişsiz fiiller nesne almayan fiillerdir. Onların Arapça karşılığı birine müteaddi derler, birine lazım fiil derler. Teknik adı odur Arapçada. Şimdi bu geçişli fiilleri geçişsiz yapmanın yolları var. Bu yollardan bir tanesi gene Arapça bilenler için söylüyorum. Eğer geçişli bir fiili iftial babına koyarsanız o geçişsiz olur. Yani öyle bir teknik bilgi. Hani bunu televizyondan da izliyor kardeşlerimiz. Hilal Televizyonu programımızı veriyor. Allah razı olsun. Pek çok insana bu vesileyle de ulaşma imkanı buluyoruz. Geçişli fiillerin geçişsiz yapılması tekniği var. Bunun tersi de var. Şirk ortak koşmak demektir. İştirak ortaklık demektir. Dolayısıyla müşterikun diye iki kelime var. Biri Safat Suresi 33. ayette, bir diğeri Zuhruf Suresi 39. ayette. Orada müşterikun kelimesi iki yerde ortak olanlar anlamına gelir. Geri kalan bütün kullanımlarda ortak koşmak üzerinden kelime mana verir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kavram gerçekten çok yer alıyor. Niye acaba? Neden Kur'an şirk kavramı üzerinde böyle emin olun küfür kavramından daha çok yer tutacak şekilde şirk üzerinde duruyor? Niçin? Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönem yani Mekke toplumunun inanç noktasında en büyük sorunu şirkle alakalıydı. Şirk. Şöyle genel bir kanaat var ya da bilinmediği için öyle düşünülüyordur muhtemelen. Mekkeli müşrikler böyle dinsiz adamlarmış gibi sunulurlar, tanıtılırlar. Bakın bu korkunç bir yanlıştır. Bu asla ve kat'a doğru değildir. Mekkeli müşrikler peygamberimiz peygamber olduğu o döneme kadar o yörenin en dindarlarıydılar. Müşrikler dindar adamlardı. Kendi kabulleri doğrultusunda kendi sistemlerini devam ettiriyorlardı. O sistemin içerisinde tanrı tanımazlık söz konusu değildi. Zaten müşrik demek ortak koşan demek. Belli ki biri var ona bir başkası ortak koşuluyor işte yani. Hepsi onların Allah'a inanıyorlardı. Büyük çoğunluğu. Hepsi demeyelim de yani. Müşriklerin hepsi inanıyordu da. Mekkelilerin hepsi inanıyordu demeyelim. Çünkü Mekke'de de zamana tapanlar vardı. Dehr, dehre tapanlar. Onlar dehr bizi ölürüz, diriliriz, bizi yok edecek olan zamandır diye böyle inanan bir grup vardı. Bunlar tanrı tanımaz diye tarif edilebilirler. Ama Mekke toplumu genel yapısı itibariyle müşriklerden oluşuyordu ki müşrikler Allah'a üstün güç, en üstün güç olarak Allah'a inanıyorlardı. Bu kesin. Yani yakıştırma bir şey söylüyor değilim. Bakın size bununla alakalı birkaç ayet okuyayım. Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Bu cümlenin altını doldurmak üzere ayet okuyorum. Ankebut suresi 61. ayet. Ankebut 61. Buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Ve le sen onlara sorsan desen ki men halakassemavati vel arda gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorsan ve sakkara şemsa vel güneşi ve ayı insanların hizmetine kim sundu diye sorsan le ne? tereddütsüz bir şekilde diyeceklerdir ki Allahu Allah yarattı. Cevap müşriklere ait. Bunu elbette Allah yarattı diyeceklerdir. Nerede geçiyor bu ayet? Ankebut suresi 61. ayet. Bir tane daha okuyorum. Lokman suresi 25. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Lokman Suresi'nde aynı "Ve le ensaeltehum men halaka's semawati vel Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye onlara sorsan, "Leyekulunne Allahu, Allah yarattı." derler. Kesin olarak bu cevabı vereceklerdir diyor. Hani biraz daha detaylı soruları sorup cevabını aldığı ayet örnekleri de söyleyeyim size. Mesela Müminun suresi 84 85 86 87 88 89. ayetler peş peşe. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Kul sor bu adamlara." De ki: "Limenil ardu ve men fiha inkuntum talemun?" Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu yeryüzü ve içinde bulunanlar kime aittir? Kimindir bütün bu varlıklar? Seyakulune. <laughs> Cevaben diyecekler ki lillahi Allahındır. E kul de ki onlara efela tezekkerun? Neden gerçeği hatırlayıp öğüt almıyorsunuz o zaman? Bir daha soruyor. Kul de ki onlara men rabbus semawati's sab'i? Bu yedi kat göğün Rabbi kim? Ve Rabbul Arşil Bu büyük arşın sahibi kim? Bütün bu varlıklar kime ait diye sor. Seyekulune lillahi. Allah'a aittir diyecekler. Kul. Efela tettekun. Peki o zaman neden sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz? Bir daha soruyor. Kul. De ki. Men bi yedihi melekutu şeyin. Her bir şeyin hükümranlığı kimin elindedir? Ve huve yuciru ve la aleyhi. Kendisi koruyup kollayan fakat korunup kollanmaya ihtiyacı olmayan kudret kim kime aittir? İn kuntum ta'lemun. Biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyakulune. Cevaben diyecekler ki Lillahi Allah'a aittir. Kul de ki onlara feenne tusharune. Ne oluyor? Büyüleniyorsunuz siz ya. Hem bu cevapları veriyorsunuz, hem neden tek Allah inancına razı değilsiniz? Ne niye savruluyorsunuz yani? Yani bu kadar ayet yeter aslında ama bir tane daha okuyayım. Yunus Suresi 31. ayet. Yunus 31. Kul de ki men bakın sadece yaratıcı kainatın sahibi üzerinden sormuyor Allahu Teala soruları. Şimdi okuyacağım ayete bakın. Bakın daha neyi soruyor? Kul de ki onlara men mines semai vel ardı sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Size rızık kim veriyor? Soruyu Allahu Teala sorduruyor Hazreti Peygambere. Sorunun muhatabı Mekke'li müşrikler. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Emmen ya kimdir yemlikü's sema ve'l absara? Kulaklara da, gözlere de sahip olan, yani kulakların duymasını sağlayan, gözlerin görmesini sağlayan bu kudret kimin elindedir? Yani siz kimin sayesinde görüyor, kimin sayesinde duyuyorsunuz? Bunlara bu özellikleri veren kim? Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Ve men yudebbirul emre. Gökten yere bütün bu işleri kim idare ediyor diye sor. Sor. Feseyekulune cevaben diyecekler ki Allahu Allah yapıyor bunları. E fekul, o zaman bir daha de ki bunlara efela tettekune neden Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz, duyarlı davranmıyorsunuz? Niye bu bu işler? Fezalikumullahu rabbukumul hak. İşte hak olan, gerçek olan Allah'tır sizin Rabbiniz. Fema ba'del hakkı illa Hakkın ötesinde geriye sapkınlıktan başka hiçbir şey kalmaz. Fe enna ne? Nasıl da haktan çevriliyorsunuz hayret diyor Allahu Teala. Niye okudun bu ayetleri? Müşrik demek tanrı tanımaz demek değil. Adamların Allah inancı var. Bak kaç tane ayet okudun? Böyle slogan atarak söylemiyorum. Ayetten referansları var bunların. Hepsi Kur'anla sabit bunların. Bunlar böyle adamlar. Peki ne yaptılar da bunlara müşrik dendi? Hacca ve umreye gidenlerimiz vardır, bolca. Bu salonda da vardır. Gidecek olanlar da vardır, gitmiş olanlar da vardır. Allah. Gidenlerin ibadetlerini mebrur eylesin inşallah. İşte bu hacce ve ömre derken hani böyle havaalanında başlarlar. Telbiyemiz var bizim. Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Bunu böyle tabi koro halinde herkes söylüyor. Söylenmesi lazım mı? Eyvallah tabii ki lazım. Söylenmesi lazım. Nasıl söyleneceğine dair böyle makamını da tutturan bir takım öğretiler var. Fakat hikmeti ilahi bunu söyletenler dahil, söyleyenler de söyletenler de ne dediklerini bilmiyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk ne bu? Ne dedin şimdi? Bunun anlamı ne? Tık yok. Telbiye bir kişinin Allahü Teala'nın her bir buyruğuna karşı en az iki kere amade olduğunu ilan ve itiraf ettiği bir paroladır. Telbiye bir paroladır, parola. Ya Rabbi senin beni kodladığın o parolam şimdi burada telbiye olarak dilime geliyor. Sen benden her ne istersen ben onu senin için en az iki kere defalarca yaparım.'' defalarca yaparım her emrine boynum büküktür ya Rabbi demektir. Lebbeyke Allahümme bu demektir. Bunu şunun için söylüyorum. Mekkeli müşriklerin de telbiyesi vardı. Vardı adamların telbiyesi. Onlar da aynı başlıyorlardı. Lebbeyke Allahümme lebbeyk bu cümlenin aynısı var. Lebbeyke la şerike leke buraya kadar da var. Oradan sonra şaftı kayıyor adamın. Lebbeyke la şerike lek illa şerikün hüvelek. Temlikuhu ve ma melek. Kafiyi de tutturuyorlar yani. Kef üzerinden kafiye tamam. Yani ya Rabbi senin hiçbir ortağın yok. Bir tane var diyor. İlla şerikün bir tane var. Ama hüvelek o da sana ait yani. Sen ona ait değilsin. O da senin kontrolünde. Temlikuhu ve ma ona da onun sahip olduğu her şeye de sen sahipsin ya Rabbi. Adamların telbiyesi var. Demek ki Mekkeli müşrikler tanrı tanımaz adamlar değiller. Buradan hep onu vurgulamak istiyorum. Oradan yavaş yavaş günümüze doğru geleceğim. Ne oldu bu? Neye evrildi? Şimdi bu neyi karşılıyor? Şimdi hangi davranışlar, hangi sözler, hangi söylemler şirk kapsamında değerlendirilir? Onun altyapısını yapmaya çalışıyorum. Yoksa müşrikler Allah, kitap, din, iman bilmeyen adamlardı diye söze başlayınca bunun bir mantığı yok, bunun bir delili de yok, geçerliliği de yok. Boşuna havanda su dövmekten başka bir işe yaramaz o tür sunumlar. Peki Mekkeli müşrikler nasıl ortak koşmuşlardı, ne yapmışlardı? Ne yaptılar da onlara müşrik dendi? İki şey yaptılar. İki şey yaptılar. Bir, dediler ki kendi zihinlerinde, yani şimdi söyleyeceğim cümleyi bugün duyduğunuz bir takım cümlelerle karşılaştırmanızı istiyorum. Diyorlardı ki ben bu sözü Fahrettin Razi'nin tefsirinden daha yeni öğrendim. Ben de biliyordum benzer şeyleri ama Razi söyleyince benim için daha hani referanslı oldu. Diyorlarmış ki Mekkeli müşrikler yani biz kim oluyoruz da Allah'a kulluk yapacağız? Biz nasıl olur da Allah'ın karşısına çıkarız? Biz kimiz ki bir varlık iddiasıyla ben geldim diyelim? Biz böyle demeyelim bu edepsizlik olur. Biz Allah'ın sevdiği bir takım kişiler vardır. Onlara kulluk yapalım. Onlar bu kulluklarımızı Allah'a sunsunlar. Hiçbir Mekkeli müşrik puta put olduğu için tapmamıştır. Arkasında bir güç bildiği için onları aracı olarak kabul etmişlerdir. Birazdan ayetlerini okuyacağım. Doğrudan ayetlerin metinlerini manasını size aktaracağım. Peki neyin putlarını yapıyorlardı bunlar? Algıları şuydu. Algıları şuydu. Diyorlardı ki Allah'ın kızları vardır. Kimdir Allah'ın kızları? Melekler. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Biz şimdi melek denince de kanatlı varlık ya. Meleklerin kanatları vardır. Bu meleklerin kanatlılığının Kur'an'dan delili var. Fatır suresinde Elhamdülillahi fatırı semavati vel ard Câilil melâiketi rusulen Uli ecnihatin mesna ve sülase ve rubâ'a Fatır suresi birinci ayet. İki, üç, dört kanatlı meleklerden söz ediyor. Daha fazlası da var, daha azı da var. Kanatlı olduğuna göre hesap etti ki Mekkeli müşrikler, bunlar muhtemelen kuş gibi bir şeydir. Melekleri kuş şeklinde düşünerek, put kuğu kuşları şeklinde putlar yaparlarmış. Bunlar meleklerdir. Bu melekler Allah'ın kızlarıdır. Biz bunlara eğer kulluk yaparsak bunlar bizim kulluğumuzu Allah'a ulaştırırlar. Mantığı bu. Ya böyle saçma şey olur mu demeyin. Aynen böyle yapmışlar. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde böyle deste deste ayetler vardır deste deste. Çok büyük bir duygu parçalanması yaşıyorlardı Mekkeli müşrikler. Kendilerine kız çocuğu müjdelendiği zaman ayıp saydıkları için yüzleri kapkara kesilirdi diyor Allahu Teala. Kendileri kız çocuğunu beğenmiyorlardı ama Allah diye tapındıkları, inandıkları o üstün gücün çocukları vardır ve bunlar da kızlardır diyorlardı kendisine layık görmediği çocuğu Allah'ın çocuğu diye kabul edebiliyorlardı. Böyle bir duygu parçalanmışlığı yaşıyordu. Böyle bir çelişkiler içerisinde zikzak çizip duruyorlardı. Bu kızlarla alakalı olan kısmı geçen bir ders anlatmıştım burada. Değil mi? Kızlara Mekkeli müşriklerin kız çocuklarına bakışıyla alakalı. Hani biraz da sarsıcı şeyler söylemiştim. O kürtaj mürtaj işlerine girmiştik bir kısmının da kafası karıştı, canı sıkıldı. Diyor ki e eskiden yapmıştık ne yapalım? Yapmadan bana soracaktı. Yaptın şimdi hesabını Allah'a verirsin. Benim yapacağım bir şey yok. Evet, Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı. Bir sürü ayet okuyabilirim ha. Zannetmeyin ki böyle dolgu malzemesi olsun, laf kalabalığı olsun diye geçiştiriyorum. En az en az 30 tane ayet okuyabilirim şu anda tam bununla alakalı ya. Yani ve yecalune lillahi'l banati subhane. Allah'a kız çocukları ismini nispet ediyorlar haşa ve lehum ma Kendilerine de istedikleri erkekleri ayırıyorlar. Safat suresinde diyor ki Allahu Teala: "Estafel banati alel banin." Öyle mi? Allah kızları kendisine seçti, siz erkekleri bıraktı, kızları size seçti. Öyle mi yani? Yok erkekleri bıraktı da kızları kendine seçti yani. Böyle mi? Ela İnnehum min ifkihim leyaqulun iftira ederek diyorlar ki Allahu, Allah'ın çocuğu var ve innahum lekazibun Yemin olsun yalan konuşuyor bu adamlar diyor Allahu Teala. Safat suresinde bu okuduğum ayetler hemen numarasını söyleyeyim size hemen 140 9 150 151 152 153. ayetler. 153'ten sonra diyor ki Allahu Teala: Ma Neyiniz var sizin ya? Keyfe tahkimun. Siz ne biçim hüküm veriyorsunuz? Siz nasıl Allah'a kız çocuklar isnat edersiniz? Allah'ın çocuğu var. Veledallahu. Allah'ın çocuğu var. Nasıl dersiniz? Emleküm sultanun Bu konuda elinizde apaçık bir delil mi var? Fetu etu bi kitabikum in kuntum Eğer sözünüzde samimiyseniz o zaman bir kitabınız varsa getirin okuyalım bakalım nerede yazıyormuş bu diyor. Allahu Teala reddediyor yani. Çocuk isnadını reddediyor. Meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Diyor ki Rabbimiz Safat 150. ayette em yoksa khalaqnal malaikate inasen. Yoksa biz melekleri kız olarak mı yarattık? Ve innahum şahidun. Onlar da şahit oldular bu işe. Öyle mi? Meleklerin dişi olduğunu kim söyledi size diyor Allahu Teala? Biz melekleri dişi yarattık. Onlar da buna şahit idiler. Öyle mi? Elbette değil. Hatta Zuhruf Suresi'nde diyor ki estağfirullah 16. şey 19. ayeti 16'dan başlıyor. Öyle geliyor bir grup. Ve cealul Melaketelladine, hum ibadur Rahmani inasa, her biri Rahmanın kulları olan melekleri dişi varlıklar olarak kabul ettiler. Eşehidu halkhum, meleklerin yaratılışına şahit mi oldu bu adamlar? Setükte bu şahadetühum ve Eğer şahit olduk gibi bir yalan konuşuyorlarsa, onların bu şahitlikleri yazılacak ve onlar bu söylemlerinden dolayı hesaba çekileceklerdi diyor Allahu Teala. Mekkeli müşriklerin şirk unsurları olarak en yaygın kullandıkları algı melekler Allah'ın kızlarıdırlar. Onların sembollüğünde put yaptılar kuğu kuşları gibi. Hatta Necim suresi gelirken Mekkeli müşrikler Kabe'de peygamberimiz ayetleri okurken oradan insan şeytanları hemen bir müdahalede bulunmuşlar. Bilmiyorum, duydunuz mu hiç? Bir takım söylemler vardır. Garanik olayı diye bir şey duydunuz mu? Garanik olayı. Duymayanlar çoğunluktadır. duyanlar vardır elbet. Garanik olayı diye bir şey var. Hani o bir Salman Rushdie diye biri vardı. Şeytan ayetleri diye bir söylem ihtas etmişti. Adam tabi sanki Allah'ın öyle sözleri varmış gibi Allah'a iftira ediyordu. Fakat bu garanik olayını bir rica edeyim sizden. İstirham edeyim ne olur gidin Google'a yazın garanik olayı nedir diye bir istirham edeyim. Açın bir bakın bir bakın insanlar bizim bu kültürümüzün içine neler sokuşturmuşlar bir bakın Allah aşkına. Ben şimdi o olayı anlatırsam ben bugün daha şirki anlatamam. Ama onu siz evde okuyun garanik olayı. Peygamberimiz Necim suresini okuyor. Tam okurken işte nereyi okuyor diyelim. Ve lekad ra'ahu nezleten uhra inde sidretil münteha indeha cennetul me'va id yağşes sidrete ma yağşa ma zâgal basaru ve ma tağa lekad ra'a min âyâti rabbihil kübra efera eytumu lâte vel uzzâ ve menâtes sâlisetel uhra Tam bu ayetleri okumuş Peygamberimiz namazda. Gördünüz mü şu latı, uzzayı, o bir diğer üçüncüsü olan menatı nedir bunlar? Allahu Teala bu putları. Bu putlarla alakalı bunlar putların ismiyle. Hubel, Mübel var Kabe'nin içerisinde 360 tane put var. Her aklına gelen bir melek üzerinden bir put yapmış, doldurmuş orayı filan. Ne kadar put varsa o kadar ee, daha yakın hissediyorlar kendilerini. Tam burayı okurken peygamberimiz o Mekke'nin insan şeytanları hemen Mekke'nin insan şeytanları yani şeytanlaşmış insanlar, o müşrikler, o elebaşılar hemen orada peygamberimiz bu ayetleri okurken şunu fısıldadılar. Peygamberimiz Efera eyyübullat ve'luzza ve menatü's salisetül ukhra bunu dedi oradan hemen onlar da tilkel garani kul ulâ, ve inne şefaatehunne le uydurdu hemen yani o lat menat uzza var ya tilkel garani kul ulâ. onlar yüksek kuğu kuşlarıdırlar Garanik işte kuğu kuşları demek. El-Ula yüksek yani Allah katında hatırı olan kuşlardırlar Yani Allah'ın kızları meleklerdirler ve inne şefaaatehun leurtaca onların şefaatleri de umulur onlar bize şefaat edecekler diye peygamberimiz bu ayetleri okurken onlar da o iki tane cümleyi oraya sokuşturmuşlar. Bizim kültürümüzde diyorlar ki şeytan geldi bu ayetleri peygambere, kalbine soktu. Bu ayetleri içerisinde bu cümleleri peygamberimiz okudu diyorlar. Ya bunu nasıl söylersin ya? Peygamberimiz öyle bir şey der mi? Peygamberimiz yani ben geçen ders burada anlattım. Muttaki olanlar şeytandan gelen şeyin şeytandan olduğunu hemen anlarlar. Bunu biz anlıyoruz. Da Hazreti Peygamber anlayamadı mı yani? Bu nasıl bir söz? Buna inanılır mı yani? Ama orada Mekke'nin şeytanlaşmış adamları bu sözü söylediler. Güya bir yaygara kopardılar. Dediler ki Muhammed bizim putlarımızın da şefaat edebileceğini artık inanıyor. Habeşistan'a haber göndermişler. Haydi bakalım hicrete gerek yok. Baskı kalktı. Muhammed bizim putlarımızı da övüyor filan gibi. Hazreti Peygamber üzerinden böyle bir yalan dedikodu ortaya koydular. İşte o garanik olayı bu. Mekkeli şeytanlaşmış insanların Peygamberimiz Necim suresi 20 ve 21. ayetleri, 19-20. ayetleri okurken araya bunu sokuşturdular. İşte o garanik olayı meleklerin sembollüğünde yapılan kuğu kuşlarının heykelleri. Bunları yapmışlar. Bir, bir yaptıkları bu. Niye yapmışlar bunu? Onun cevabını birazdan vereceğim. Ayetlerle vereceğim. Sebebi ne? Neydi dertleri? Ayette söyleyeceğim. Bunların bir şirki buydu. Melekleri Allah'ın kızları kabul edip onlar üzerinden Allah'a yaklaşmak. Bir şey daha yaptılar. Sadece melekler üzerinden değil cinler üzerinden de Allah'la bir nesep bağı isnadında bulundular. Safat Suresi'nde ve En'am Suresi'nde bunun delili var. Saffat Suresi'ne buyuruyor ki, yüce Allah: ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba. Safat suresi 158. ayet. Allah'la cinler arasında bir nesep bağı iddia ettiler. Ve alimetil cinnetu. Halbuki cinler bilirler ki innehum lemuhdarune. Onlar da Allah'ın huzurunda hesaba çekilecekler. Subhanallahi amma yasifun. Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir, yücedir. Elbette cinlerle böyle bir nesep bağı söz konusu bile olamaz demek istiyor Saffat 158-159'da. Bir de Enam suresinde var. O da 100 ve 101. ayetleri. Enam suresi 6. surenin 100 ve 101. ayetleri. Buyuruyor ki Yüce Allah. Hani Mekkeli müşriklerin Melekleri Allah'ın kızları kabul etmelerine dair bu kabulü hemen hemen herkes bilir de bu cin işini pek bilmezler. Onu da bu akşam burada söylemiş olalım. Ve cealulillahi şurakaa. Allah'a ortaklar isnat ettiler Mekkeli müşrikler. Kimi el cinne cinleri. Cinleri Allah'ın ortakları diye ilan ettiler ve halakahu Halbuki cinleri de Allah yarattı. Allah yarattığı bir şeyi neden ortak alsın ki? Ve kharaku lehu banina ve banatin bi gayri ilmin. O cinlerin erkek çocukları ve kız çocukları var. Allah'ın erkek çocukları cinlerden erkek çocukları ve kız çocukları var dediler. Allah'a erkek ve kız çocuk isnadında bulundular cinler üzerinden. 101. ayetin bölüm bir bölümünde diyor ki Allahu Teala enna yekunu lehu veledun Allah'ın nasıl çocuğu olabilir ki velem tekun lehu sahibetun Allah'ın hanımı yok ki hanımı olmayan bir varlığın çocuğundan söz edilebilir mi? Ama onlar Allah'la cinler arasında nesep bağı kurarken tabii ki kendi zihinlerinde bir hanım iddiası da muhtemelen ihdas etmişlerdir. Ama onların işte şirki, Mekkeli müşriklerin şirki bir melekler üzerinden, melekler Allah'ın kızlarıdır kabulü üzerinden, bir de cinler üzerinden Allah'la cinler arasında nesep bağı var. Allah'ın cinlerden erkek çocukları ve kız çocukları var. Onun üzerinden Allah'a ortak koşmuşlar idi. Mekkeli müşrikler böyle yapmıştı. Peki o Arap Yarımadası yani sadece Mekke'den ibaret değil. Civarda başka kültürler de var. Az sayıda da olsa Mekke'de Yahudi ve Hristiyanlar var. Civarda var, Necran'da var. işte kuzeyde var, batıda var. Hristiyan ve Yahudiler var o dönem. Onların içinde de Allah'a çocuk isnadı kabulleri var. Onun çok fazla detayına girmek istemiyorum ama bir tane ayet okuyayım yeterli olsun. Diğerleriyle çok e, meşgul olmayayım. Şeyde diyor ki Tevbe suresinin 30. ayetinde Vakaletil Yahud Uzeyr ibnullah ve kaliteli Nasar el Mesih ibnullah. Bazı Yahudiler demişler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Bazı Hristiyanlar da demişler ki Mesih Meryem oğlu Mesih Allah'ın oğludur. Zelike kavluhum bi efvahihim. Bu onların ağızlarında geveledikleri bir sözdür. Yudahiune kavlellezine keferu min qabl. İlkçe bu müşrikler de daha önce kafir olanların sözlerine bu kendi kabullerini benzetiyorlar. Mekkeli müşrikler de bunların izinden gidiyor demek istiyor Allah Teala. Allah'a çocuk isnadında bulunuyorlar. Allah'ın çocuğu vardır diyen adam kafirdir. Tamam. Hiç lafı uzatmaya gerek yok yani. Lekad keferellezine kalu innallaha huvel mesih ibnu meryem. Lekad keferellezine kalu innallaha salisu selase. Maide suresinin 17, 72, 73. ayetler. Üç tanedir bunlar. Maide 17, 72, 73. Allah'ın oğlu Mesih İsa Allah'ın oğludur diyen adam kafirdir. Bitti. Böyle diyenlerin akıbeti nedir? Onu şeyin ileriki maddelerde söyleyeceğim. Şimdilik bu kadarla yetineyim. Biliyor musunuz? Kur'an fikir üretmeyle alakalı iki kavram kullanır. Bu kavramlardan birinin adı tefekkür, birinin adı tefkir. Bir tefekkür var, bir de tefkir var. Tefkir Kur'an'da bir yerde geçer. Müddessir suresinde tefekkür çok geçer. Tefekkür olumlu, doğulu, yararlı fikir üretme çabasına derler. Tefekkür zaten zorlayarak bir şeyler elde etmeye derler. Tefkir ise Velid bin Nuhire gibi hezeyan üretmek için kullanılır. Bu bizim sosyal medyanın mücahit e, grupları birer tefkir makinesidir. Hezeyan, yalan ve iftira makinesidir yani. Diyor ki Allahu Teala bak Zuhruf 81. Ne olur yani? Allah aşkına bu ayetler üzerinde kafa patlatarak düşünelim. Diyor ki Rabbimiz peygamberimize dedirtiyor ki kul de ki onlara hem Mekkeli müşriklere hem çevredeki Yahudi ve Hristiyanlara kim varsa hepsine yani Allah'ın çocuğu vardır diyen herkese. Cevaben de ki diyor Allah Teala: Kul in kana rahmani veledun. Eğer Rahman'ın çocuğu varsa eğer Allah'ın bir çocuğu varsa fe ene evvelul abidin. Ona kulluk yapanların ilki ben olur. Bu ayet Zuhruf 81. Bu şimdi şu demek mi yani? Hazreti Peygamber Allah'ın bir çocuğu vardır dedi ve o çocuğa o da kulluk yaptı. Bu demek midir bu ya? Sen böyle mi anlıyorsun bunu yani? Allah'ın o kadar çocuğu yoktur ki. O kadar yanlıştır ki bu. Farz-ı mahal olsaydı ona kulluk yapmakta siz kim oluyorsunuz? Ben en önde olurdum. Ama yok böyle bir şey demektir. Öyle işte yani. Bu ne biliyor musunuz? Bu imanına güvenmektir. Tamam mı? Demek ki ortam şey, şirk ortamı. Mekkeli müşrikler, melekler ve cinler üzerinden, bazı Yahudiler Hazreti Üzeyr üzerinden, bazı Hristiyanlar Hazreti İsa üzerinden Allah'a çocuk isnadında bulunuyorlar. Allah'a çocuk isnadı ile alakalı size 3 tane ayetin dipnot numarasını veriyorum. Detayına girip meseleyi oraya hamletmek istemiyorum. Bakın evde bakın. İsra suresi 40. İsra 40. Kehif suresi 5. Kehif 5. Ve Meryem suresinin 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. ayetleri. Bunlar evde bir bakın. Bakın Allah'a çocuk isnat etmek faturası ne kadar ağır bir kabuldür. Hatta bu Meryem Suresi'ne diyor ki: Yani ve kalu takaza'r rahmanu Rahman'ın çocuğu var dediler. Lekad citum şey'en idda. Siz ne korkunç bir şey söylüyorsunuz? Tekadüs semavatu yetefattar <laughs> minhu. Bu sözden dolayı neredeyse gökler parçalanacak ve tenşakkul ardu yer yarılacak ve tahirrul cibalu neredeyse bu kocaman devasa dağlar un ufak olup savrulacak. Nasıl böyle şeyler söylersiniz? Allah'ın çocuğu var nasıl dersiniz? Bunu reddediyor Allahu Teala. Pek çok ayetinde bunun üzerinden hiç taviz verdirmiyor Cenab-ı Hak. Neydi bu adamların derdi? Niye bu putları yaptılar. Niye onların önünde efendim bir takım hareketler yaptılar? Şunu bir defa herkesin bilmesi lazım. Hiçbir putperest ya da hiçbir müşrik saygı duymadığı bir putun karşısında efendim eğilmiş değildir. Her biri o putun arkasında bir manevi güç kabul ederek bir otorite, bir efendim dayanak, bir güçlü adres var kabul ederek onların karşısında kendi hareketlerini yapmışlardı ve doğrudan sözleri şu cümlelerden oluşuyordu. Yunus suresi 18. ayet. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Şu ayetin tercümesini yapacağım. Siz bu tercümenin bugün kimlerin sözüne benzediğini zihninizde yoğurmanızı istiyorum. Ben herhangi birinin adını vermeyeceğim. Herkes kendisi düşünsün yani. Yunus suresinin 18. ayeti. Bu Mehmet Okuyan'ın sözü değil. Allah'ın kelamı. Doğrudan tercüme ediyorum. Estağfirullah. Ve ya'budûne min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bir takım min dûnillâhi ifadesine Allah'tan başka diye tercüme yapıyorlar. Bu doğru değil. Min dûnillâhi Allah'ın peşi sıra. Çünkü onlar zirvede Allah'ı kabul ediyorlar. Düğününde demek, altında demek. Peşi sıra, ast yani artçı veya artçı, artçı tanrıcıklar. Bir tane başta var Allah en tepede, öbür ondan aşağıya doğru düğün aşağıda başkaları da var yani. Allah'ın peşi sıra kulluk yapıyorlar. Neye? Ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum aslında kendilerine zararı da yararı da dokunamayacak bir takım varlıklara tapıyorlar. Ve diyorlar ki bakın ne? bunu tapanırken diyorlar ki ha bu putlar şüfaauna indallahi Allah katında bizim şefaatçilerimiz olsunlar diye tapıyoruz. Bunların kendisine tapmıyoruz. Bunlar Allah katında bize torpil geçsinler diye tapıyoruz işte. Yunus 18. ayet. Söz benim değil. Siz yoğurun bunu kafanızda. Dinleyin sağda solda insanlar neler diyorlarsa bakın kimin sözü kimin sözüne benziyor bakın. Açın ondan sonra bir de Allah rızası için Zümer suresinin 3. ayetini. Zümer 3. 39. surenin 3. ayeti. Ela dikkat edin. Lillahi dinul halis. Arı <laughs> duru din sadece Allah'a aittir. Vellezine tehezû Allah'ın peşi sıra bazı dostlar edinenler var ya, Allah'ın peşi sıra başka bazı ast altında, yani haşa Allahsız değil, Allah var tepede, Bunlar aşağıda. Böyle kompartıman kompartıman geliyorlar aşağı doğru. Grup grup devam ediyor. Bunlar var ya diyor. Bakın. Zümer suresi 3. ayet okuyorum. Diyorlarmış ki: "Ma na'buduhum. Biz bunlara tapmıyoruz ki illa sadece şunun için." Ne için? "Li yukarribuna ila Allahi zulfa." Bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye. Bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye bunlara tapıyoruz. Yoksa bunların Allah olmadığını biz de biliyoruz. Tabii ki Allah değil. Allah'la aramızda köprü vazifesi görecekler. Hani dedim ya en başta Razi'nin dediği gibi biz kim oluyoruz da Allah'a kulluk yapacağız? Hatırlı adamlara biz bunları sunalım. Onlar da altın tepsi halinde Allah'a götürsünler yani. Bizim ne yüzümüz var? Biz kimiz ki Allah'a kulluk yapacağız. Biz bunlara yapalım. Onlar da götürsünler. Ah. Bu bak. Zümer 3. Yunus 18. Peki böyle diyene Allahu Teala ne dedi? Böyle diyenlere ne dedi? Yunus 18'in devamını okuyorum. Kul. Yunus 18'de ne demişlerdi? Ne dediler Yunus 18'de? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz dediler. Şimdi buna cevap veriyor Allahu Teala. Söz benim değil, cevap benim değil. Şimdi bunun üzerinden bana biri bir şey demesin. Sözü olan Allah'a söylesin yani. Söz Allah'ın. Kul de ki, bunu diyenlere de ki, etüne bi'un Allah'a. Siz Allah'a bir şeylerin haberi mi veriyorsunuz? Bir la ya'lemu fis semavati ve la fil Öyle mi? Göklerde ve yerde bir şeyler var. Allah onları bilmiyor. Siz bunları Allah'a haber veriyorsunuz. Öyle mi? Allah'ın bilmediğini siz ona haber veriyorsunuz. Subhanahu ve taala amma Onların bu müşrikliklerinden Allah yücedir ve münezzehtir. Bunu diyen müşriktir diyor Allahu Teala. Yunus 18. ayet. Peki Zümer 3'tekinde ne dedi? Ayetin sonu nasıl geliyor? Zümer 3'te ne demişlerdi adamlar? Bizi biraz daha Allah'a yaklaştırsınlar başka bir şey yok. Yani öyle diyorlar ya. Barajdan direkt elektrik gelirse bu yanmaz. Trafoya ihtiyaç var. Tabi görürsün trafoyu nasıl çarpılırsın görürsün yani. Trafo. Sen ne? Sen Allah'ı baraja mı benzetiyorsun? Hayla hayla Allah ya. İnna Allah'a bak o şey Zümer 3. İnna Allah'a Allah yahkumu beynehum. Allah onların arasında hüküm verecektir. Fi ma fihi yahtelifun. Böyle ihtilaf edip durdukları konularda Allah bunlarla alakalı hükmü verecek. Bu hüküm vermek tehdit yani. Hesabını soracak. İnna Allah'a Allah la menhu ve huve kazibun keffarun. Allah bunu diyen yalancı ve kafirlere hidayet etmez. Bitti. Mühürledin kalbini diyor Allahu Teala. Sen artık kazipsin. Sen artık keffarsın. Senin tedavi edilecek halin kalmadı demeye getiriyor. Neden Kur'an okumuyorlar? Bunu anlamak zor değil. Okursa feriştahı kaçacak. Okursa karma karışık olacak ortalık. Evet okuyor. Kime? Ölülere okuyor. Tabi yüzüne okuyor, yüzünden okuyor, gönlünden okumuyor, manasını okumuyor. O yüzüne bakıyor, Kur'an'da onun yüzüne bakıyor, öyle bakışıp gidiyorlar. Bu adamlar, müşrikler, en büyük mücadeleyi Hazreti Peygamber'le yaptılar. Niye? Niye Hazreti Peygamber'le uğraştılar çok? Çünkü Hazreti Peygamber onlara Allah'la kullar arasında aracı olmayacak hiçbir şey dedi. Allah'la kullar arasına aracı olarak meleği de koysanız, cini de koysanız, üzeyri de koysanız, İsa'yı da koysanız Allah buna şirk diyor. Sahibine de kafir diyor. Bu söylemi Mekke, Mekki sureler hep bunun üzerinden yoğrulur. Hep şirk ve küfür üzerine tedaviler içerir Mekki sureler. Bunları söyleyen Hazreti Peygamber'e Mekkelilerin altı tane yönlendirdiği suçlama oldu. Mekkeli müşrikler önce Hazreti Peygamber'i ciddiye almadılar. Sonra onunla ve müminlerle alay ediler, alay ettiler. Sonra müminleri tehdit ettiler. Ve onlara Mekke'de yaşamayı adeta zindana dönüştürdüler. Bunu söylerken altı suçlamada bulundular Hazreti Peygamber'e. Dediler ki, sen bir, mecnunsun, kafayı yedin. Deli, mecnun o demek. Cinlendi, Kafasını cinler çalıştırıyor adamı. Mecnun. İki, şair. Böyle adalı sözler söylüyorsun. Geç o işleri. Üç, sahir meshur. Büyücü ve büyülenmiş. Dört, muallem. Bir başkası sana bir şey öğretiyor. Öğretilmiş adam. İnsanların öğrettiği adam. Muallem bir defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. Duhan Suresi 14. ayette. Bunlar rutin suçlamalar. Beş, Hazreti Peygamber'e dediler ki sen müfterisin. İftira ediyorsun. Pek çok ayette var. Altı, sen kezzabın tekisin. Kezzap. Kezzap ne demek? Kezzap yalancı demek değil. Yalancı çok ucuz bir tercüme. Kezzabın iki tane anlamı var. Bir, sürekli yalan konuşan. İki, her tür yalanı konuşan. Yani yalanının şirazesi yok yani. Sınırı yok. Hududu yok yani. Her konuda her türden yalan konuşana kezzap derler. Hazreti Peygamber'e bunu dediler. Niye dediler? Kendilerine göre Allah'ı sahiplenmek için. Yani demek istediler ki bizim Tanrımız bunun dediklerini demez. Onlar Allah'a görev biçtiler. Allah'a sınır bi tayin ettiler. O sınır içerisinde Allah yaratıcıdır. Başka da bir işe karışmaz. Peygamber göndermek filan. ne? Peygamber dediğin melekten olur demişler. Hani illa insandan olacaksa Mekke'de Velid bin Mughire Taif'ten de Urve es sakafi olacaktı yani. Bu ne be Abdullah'ın yetiminden peygamber mi olurmuş diye. Haşa Allahu Teala'ya sen bir peygamber göndermeyi becermedin. Yanlış adamı peygamber yaptın gibi Allah'a akıl öğretiyorlar. Allah'a dedi ya Yunus Suresi 18. ayette Allah'ın bilmediği şeyi ona mı haber veriyorsunuz? Hani bunun bir de Hucurat Suresi 16. ayet versiyonu var. Kul etuallimun Allah'a dininizi. De ki ey vatandaşlar siz kim oluyorsunuz da siz mi dininizi Allah'a öğretiyorsunuz? Hucurat 16. Allah'a din öğretiyor insanlar. Ya Rabbi sen bunu böyle dedin ama sen yani bu 2000'li yılların geleceğini tahmin edemedin. Sürpriz çıktı değil mi? Öyle diyor. Faizsiz yaşanmaz diyor yani. Faiz bir dünya gerçeğidir artık. Kur'an buna faize haram diyorsa cık, yani bu ne? 2000'li yıllardan haberi yok bu kitabın. Geride kaldı. Tarihsin bir kitap bu. Yani. Ya Allah anlamadığı işi nereden bilsin 2000'li yıllar gelecek haşa ve kella? Onun için böyle eksik şeyler gönderdi. Allah'a din öğretmek işte bu. Mekkeli müşrikler de İnançlarıyla alakalı kendilerince böyle kurgular yaptılar. Bizim inancımızı, bizim ibadetimizi biz değil de aracılar sunsunlar dediler. Ama Allah bunlara müşrik diyor işte. Söz benim değil. Yapmayın bunu. Biraz sonra söyleyecektim ama şimdi tam sırası geldi. Bir adam kendisiyle Allah arasına birini aracı koyuyorsa o adamın Allah'a bakacak yüzü yok demektir. Ya Rabbi bu yüzü sana çeviremem, sen başkalarına bak demektir. Oysa Allah bize şah daha yakın. Güya öyle diyor ya. Hani güya inanıyoruz ya. Ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Ey eyvallah. Allah bize bizden daha yakın. Öyle demiyor mu şeyde? Ee, Enfal suresi 24. ayette ve alemu enna Allah yahulu beyne'l mer'i ve Allah öyle bir Allah'tır ki insan kendisiyle kalbi arasına girer. Allah'la bizim aramızda başkasının sığabileceği bir boşluk yoktur. O itibarla Mekkeli müşriklerin şirk adına ortaya koyduğu her bir şey Kur'an'dan şiddetle reddedilen kabullerdi. Yoksa Mekkeli müşriklerin elbette Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir sorunu yoktu. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e El Emin demişlerdi onlar. Ama ne zaman ki Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed oldu, ne zaman ki ilahi bilgilendirmeler toplumla buluşturulmaya başlandı, onların düşmanlıklar işte o zaman depreşmeye başladı. Yoksa şahıs olarak, beşer olarak Hazreti Peygamber'le ne sorunları olacaktı ki? Onu hicrete zorladıkları o gece bile evinde onun emaneten bulundurulan şeylerin önemli bir bölümü onu hicrete zorlayan Mekkeli müşriklere ait mal varlıklarıydı. Onların Abdullah'ın oğlu Muhammed'le sorunları yoktu. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'le sorunları vardı mesele onun üzerinden gidiyordu bir dini kabul kurgulamışlardı o kurguyu zedeleyecek her şeyi reddediyorlardı işte Hz. Peygamber'e yönlendirdikleri o altı suçlamanın da arka planında kurdukları hegemonyanın bozulması endişesi yer alıyordu başka bir sebep yoktu yoksa peygamberimizden insan olarak asla rahatsız değillerdi evet şimdi bakın Kur'an-ı Kerim şirkin her türlüsünü Müslümanın gündeminden çıkartacak emirlerle bize seslenir. Uzun uzadı ayetleri okuyup çok fazla vakit geçirmek istemiyorum ama teberrüken olsun iki tane hatırlatmak istiyorum. Hani onlarsız da olmaz artık. Biri Nisa suresi 36. ayet bir diğeri En'am suresi 151. ayet. İki tane ayet söyleyeyim. Bir tanesi bile yeter. Çünkü metin aynı. Buyuruyor ki, Yüce Allah. Esselamu Aleyküm. Ve Allah'a kulluk yapın. Ve lâ tuşrikû bihi şey'en. Şey'en kelimesi var. Her iki ayette de aynı kelime var. Şey'en. Gene Arapça bilenler için söyleyeyim. Bu ne bir kelimedir? Yani başında bir belirteç edatı yoktur. Dolayısıyla mutlak umum ifade eder. Yani ayetin demek istediği şudur. Allah'a kulluk yapın, hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. O şeyen kelimesi her şeyi içine alan umumi bir ifadedir. Genel bir ifadedir. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatının herhangi bir tarafında yani o, bu benim aracım onlarınki gibi değil demez. Benimki güzeldir, onunki bozuktu ama bizimki iyidir demesin. Şey en kelimesi bütün aracıları içeriyor. Bakın size kendi yaptığını güzel zannedenlerin nasıl bir akıbetle karşılaşacağına dair çok çarpıcı iki tane ayet okumak istiyorum. Bu ayetler Keyif suresinin biri 103. ayeti, biri 104. biri 105. biri 106. ayet. İki ayet dedik, dört tane oldu. Dört tane okuyayım. 103'ten başlayayım. Kul de ki, ya söz benim değil Allah'ın sözü ne olur. 103'ü okuyorum. Kul de ki, hel hüküm. Size haber verelim mi? bil ahserine a'mala amelleri noktasında en çok zarara ve ziyana kim uğruyor? Bunun haberini vereyim mi size diyor allah Teala. En çok kaybedenler kimlerdir? Gerçekten de böyle. Sebebini söyleyeceğim. Gerçekten böyle. Sonra cevabı veriyor. Bunlar ellezine şu kimselerdir ki dalle sa'yuhum fil hayati dünya. Bunlar bütün işleri dünya hayatında kaybolup gidenlerdir. Yani faaliyetleri ahirete iyilik olarak yansıtılmayan adamlardır. Yaptığı işi dünya hayatında bitiren adamlar. Öbür alemle bir bağı, olumlu anlamda bir bağı bulunmayan işlemler. Yani inanç, inançsızlık söz konusu olduğu için silinip giden ameller yani. Vehum bu adamlar yani işleri dünya hayatında kalıp öbür tarafa yansıtılmayan bu adamlar yahsebune zannederler ki bakın cümleye bakın yahsebune zannederler ki ennehum yuhsinune sun'a biz çok güzel işler yapıyoruz zannederler. Bilmez ki kafir olmuş haberi yok. Bilmez ki müşrik olmuş haberi yok. Bilmez ki bu yaptığı iş ahirette karşısına sevap olarak gelmeyecek. O dünyadan öteye gitmeyecek bu iş. Haberi yok. İyi bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki zararın ve ziyanın zirvesine oturmuş haberi yok. Ulaikellezine <laughs> Bu adamlar var ya Keferu bi ayati rabbihim Rablerinin ayetlerini inkar edenlerdir. Keferu ya, inkar edenler manası verdi bir kimse üzerine bir şey alınmıyor. Ama ben geçen ders size söyledim. Küfür nedir? Örtmektir. Allah'ın ayetlerinin kafirleri o ayetleri inkar edenler demek değildir esasında. Allah'ın ayetlerinin kafirleri Allah'ın ayetlerinin üzerini örtenlerdir. Rablerinin ayetlerinin üzerini örtüyor, açmıyor. Okumuyor kitabı, anlamıyor, anlamak istemiyor hegemonyası bozulmasın diye hiç dokunmuyor. Ve likayi bunlar Allah'ın huzurunda aslında hesap vereceğini de böylece inkar etmiş oluyor. Ne oluyor bütün bunların durumu? Fehabidat <laughs> amaluhum. Bunların dünyada yaptığı bütün işler silinir. Daha kötüsü fe la nuqimu lehum yevmel kıyameti vezna. Biz kıyamet sabahı bu adamlar için terazi kurmayacağız diyor. Yahu ne korkunç bir şey bu ya. Ya terazi kurulmazsa ne yapacağız ya? Bunun teraziye gerek yok. Yu'raful mujrimun bi simahum suratından tanınır bu suçlular fe yu'khadhu bin nawasi yakalan yakalansınlar kafalarındaki bu perçemlerinden ve ayaklarından tutun savurun cehenneme hadihi cehennemul lati yukezibu bihel mujrimun alın şimdi mücrimlerin inkar ettiği cehennem bu yatufuna beyneha ve beyne hamimin anin cehennemle o kızgın kaplar arasında gidip gelsin bakalım şimdi hesaba çekiliyor olmak herif olmaktır be. Yani hesaba çekilmeyenlerden olmak asıl büyük kayıp odur. Hangi ayet? Keyif suresi 103, 104, 105. 105, 104 okuduk. 105'i de okuduk. Hadi 106'yı da okuyayım. Zalike cezauhum cehennemu. İşte bu adamların karşılığı cehennemdir. Niye? Bima keferu hakikatlerin üzerini örttükleri için, kafir oldukları için. Bir, bir, hakikatlerin üzerini örttüler, inkar ettiler veya bilerek örttüler. İki, vettehezû âyâti ve rusulî, ayetlerimi de peygamberlerimi de edindiler, huzuva, <laughs> dalga geçtiler. Ayetlerle dalga geçtiler. Hani adam diyor ya, bırak o ayeti ya. Ne ayeti ya? Bize ne onu bırak başka bir şey söyledi. Ayeti bırak başka bir şey söyle. Olur. Ayeti bırakırım. Senin o başka şeylerinle vakit geçireceğimi zannedersin. Daha çok beklersin. Evet. En büyük ziyan yaptığının doğru olduğunu zannedenlerin ziyanıdır. Niçin? Çünkü yaptığını doğru zannediyor adam. Ondan vazgeçmez ki. Eğer yaptığının yanlış olduğunun ihtimaline sahip olsa onu düzeltme ihtiyacı hissedecek. İşte onun için en büyük ziyan budur. Ben kendimi düzelteyim mi diye bir ihtiyacı yok adamın çünkü doğru yaptığını zannediyor. Babam öyle dedi, dedem böyle dedi, nenem de böyle dedi. Şu kadar adam böyle dedi mesele yok. O zaman demek ki doğrudur. Doğruluk değerini hiçbir zaman ne kalabalık taraftarlarından ne de sözün eskiden gelişinden alır. Doğruluk, sadakat değerini kaynağından alır, vahiden alır. İbrahim peygamberden söz eder Kur'an-ı Kerim. Der ki, inne İbrahim'e 120. ayeti Nahil suresinin o kadar güzel bir ayet ki, inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillahi hanifen velem yekü minel müşrikînem. İbrahim var ya İbrahim kâne ümmeten tek başına bir ümmetti tek başına bir ümmet kâniten lillahi Allah'a boyun büken hanifen Allah'ı bir tanıyan tek başına bir ümmetti velem yekü minel müşrikiyin hiçbir da müşriklerden olmamıştı hayatınızda şirke kapı aralamamaya bakın sayılarınızın az olması sizi aldatmasın bir kişi bile olsa hakkın tesliminde yeterlidir, doğrudur denebilir. Bir kişi olsun. Onun için kemiyet üzerinden, sayı kalabalıklığı üzerinden değil, keyfiyet üzerinden ve o keyfiyetin beslendiği kaynak üzerinden yürümelerimizi veya yol tutuşumuzu şekillendireceğiz. Peygamberi yol böyle bir yoldur. Allahu Teala şirkle alakalı sadece şirkle alakalı iki ayetinde şunu der. Estağfirullah buyuruyor ki Nisa suresinin 1.48 116 ayetleri. Nisa 48-116. iki tane. Allah'a muhakkak ki Allah la yâfiru en yüşrake bihi Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ve affırmazdın ذلك kelimen yaşa. Diğer günahları dilediğine bağışlar ama şirki bağışlamaz. Demek ki şirk bağışlanmayacak tek günahtır. Tabi şirk üzere ölmek. Şirk üzere ölürse böyledir. Şirkten vazgeçti mi? Zaten ideal olan bu. Mekke'li müşriklerin önemli bir bölümü bir süre sonra Müslüman oldular. Eyvallah. Sözümüz şirk üzere ölmeyle alakalıdır. Onun için hayatımızın neresinde şirk unsuru var acaba? Bunu sorgulayarak şirkten behemahl uzak durmaya mecburuz. Yoksa yoksa bağışlanmayacak hata diye iki ayette sadece şirk üzerinde duruluyor. Şirk bakın Maide suresinde şöyle tanıtılıyor şirk. Maide suresinin 72. ayetinde Allah'a çocuk isnat eden ehli kitap üzerinden diyor ki Allahü Teala hani Allah'a çocuk isnat edenler kafirdir. Bunlar aynı zamanda müşriktir yani. Hiç fark eden bir şey yok. ben bunu söyleyince gene bazı zihinler karışıyor biliyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'den biliyorsunuz ehli kitapla alakalı bir Esnek bakışı vardır. Ehli kitapla alakalı esnek bir bakışı var. Hani ve taamul ladine utul kitabe hellulekum ve taamukum Onların pişirdiği yemekler size helal, sizin de yemekleriniz onlara helaldir. Vel muhsanatu minel minel muhsanatu minel ladine utul kitabe min qablikum. Sizden önce kendilerine kitap verilen bu ehli kitabın hanımları da, kızları da size helaldir diyor. Onlarla evlenilebilir. Değil mi? Yani bunu biliyorsunuz, herkes biliyor. Bunun tersi. Kızların alabiliyoruz da onlara kız verebiliyor muyuz? Ö, veremiyoruz. Bugün İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyorsa bir adam bunun adı kafirdir. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Sadece kafir değil bu. Bakın şimdi ayet okuyorum. Tek başına kafir deyip bitirmiyorum. 72. ayet. Ve kâle'l mesîh Mesih demişti ki ya beni İsrail'e maide 72 okuyorum. Ey İsrail oğulları, ubudullah rabbi ve Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim diyor. Hazreti İsa onlara bunu tebliğ etti. Ve cümleye bakın. İnnehu men yüşirik billahi. Kim herhangi birini Allah'a ortak koşarsa. İsa Allah'tır, üçün üçüncüsüdür filan diyen o ayet, aynı ayet. Bu şirktir aynı zamanda. Kim Allah'a birini ortak koşarsa ne olacak? Fakat harrama Allahu aleyhi'l cennete. Allah bu adama cenneti haram kılmıştır. Ve mevahu onun gidip sığınacağı yer ennaru cehennemdir ve mali zalimine min ensarin. Bunu yapanlar, böyle düşünenler zalimlerdir ve bunların Allah'tan başka hiçbir yardımcıları da asla yoktur. Şimdi bunu böyle söyleyen adama gelip sorsa biri, bugünkü Hristiyan ve Yahudi kızlarla evlenilebilir mi? Ben ne cevap veririm? Ben ne derim? Evlenemez. Niye? Hem kafirdir hem müşriktir onun için. İki, iki türlü de yani. Müşriklerle alakalı biliyorsunuz nikahın ayrıca bir şeyi var. Ayrıca bir yasağı var. Jamie, Bakara suresi 221. Velaten ki tenkihul müşrikati hatta yu'minne. İman edinceye kadar müşrik kadınları nikahlamayın. Ve le emetün bak ve le emetün müminetün hayrun min müşriketin ve le Hoşunuza çok gitse de bir mümin cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Onu al diyor. Müşriki alma. Velâtün külü müşrikine hatta yu'minû. İman edinceye kadar müşrik erkekleri de kızlarınızı onlara vermeyin. Ve le'abdun mü'minun hayrun min müşrikin vele acbekum. Hoşunuza gitse bile bir müşriktense mümin bir köle daha hayırlıdır. A'raf Suresi 189 190 191 192. A'raf Suresi Şirkle alakalı hepimizi ilgilendiren bir ayet okuyorum. Kimse sıyırıp da bu beni ilgilendirmiyoruz diyemez hepimizi. Bakın ne diyor. Araf 189. Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin. Allah sizi ilk candan yarattı. İlk candan, ilk cevherden yarattı. Ve ceale minha o ilk candan Aynı zamanda yarattı Allah zevceha eşini de. Yani diyelim erkeği nereden yarattıysa hangi hücre türünden eşini de oradan yarattı. Yani öyle Adem'in kaburga kebiğinden filan havva oldu filan bilmem ne onlara geç onu. O, o kitabı mukaddesin ifadeleri geç onları. Bir tık geçeceksin orayı. Allah'ın kitabında öyle yazmıyor. Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Birbirinden yaratılmadılar. Öyle Efendim Adem'in çocukları ikisi çaprazlama nasıl evlendi böyle olur mu? Hu uh, bir de bunu savunacağız. Yok efendim Hazreti Adem'in her batında iki çocuğu oluyordu ikiz. Hep de biri kız biri erkek oluyordu. Bir doğumda bir kız erkek olunca öbür doğumda da öbür kız öbür erkek oluyordu. İki doğumdaki çaprazlama kızlar erkeklerle erkekler de kızlarla evleniyordu. Oh kardeş kardeş gidiyorlardı. Ya ne kadar güzel gördün mü? Bak ne güzel çözüm. Cevabımız ne? O zaman şeriatta böyle bir yasak yoktu. Dolayısıyla tabii Allah bir Adem yaratmayı becerdi de bir ikinciyi yaratamadı ya. Kardeşi kardeşi evlendirmemek için bir Adem daha olmadı. Bir tane anca ona haşa gücü yetti. Ya nasıl ben anlamıyorum ya. Nasıl rahat ediyor bunları ya. Ya siz Nisa suresinin birinci ayetini okumaz mısınız ya? Siz Fatır suresinin on birinci ayetini bir okumaz mısınız ya? Siz Zümer suresinin 6. ayetini bir okumaz mısınız? Ya ne olur size bir okuyun şu ayetleri. Vallahu halakakum min turabin nutvetin. min Allah sizi topraktan yarattı. Sonra nutfe döllenmiş yumurtadan. Sümme cealekum ezvaca. O yumurtadan, o yumurta, o hücre türünden pek çok eşler yarattı. Pek çok. Bir tane değil. Bir sürü yarattı yani. Niye kardeş kardeşle evlenecekmiş ya? Neyin nesi bu? Ne çapraz evliliği ya? Niye bunu savunacakmışız biz? Niye alnımız çatlarcasına bununla uğraşacakmışız? Allah'ını seversen ya. Kitap mukaddesin bozulmuş metnine beni niye iman ettiriyorsun? Allah'ın kitabının ayetleri açık olmasına rağmen bu konu bu ayetlerden anlaşılmayacak da nereden anlaşılacak? Bu ayetler başka neye yarayacak be gözüm? Kardeşle kardeşi evlendiriyor. Halbuki, halbuki bu dinin öğretilerinde ne var? süt emmişlerse aynı anneden o bile haramdır. Bitti. Değil mi? Süt kardeş. Süt kardeş aynen biyolojik kardeştir. Hiç farkı yok. Süt kardeşin evlenmesini haram sayıyor ama Allahü Teala Adem'in çocuklarını çaprazlama evlendiriyor. Asla ve kata imanımla söylüyorum asla böyle bir şey olmuş olamaz. Hadi onu çaprazlama evlilikle kurtardın hadi. Daha büyük bir sıkıntı var ya. Adem'in eşi kaburga kemiğinden yaratıldı diyorsun ya. Peki Adem kiminle evlendi çaktırmadan? Adem'in evlendiği kim? Havva. Havva neden yaratıldı Adem'den? Ana olmaya Adem kendi parçasıyla evlendi yani çocuğuyla. Sen neler söylüyorsun arkadaş ya? Sen neler söylüyorsun? Bizim biz, biz aklımızı mı yedirteceksiniz bize ya? Ama bu sorularla milletin çocuklarının dini, imanı elden gidiyor. Adamın derdi yok ki böyle bir derdi ya. Memlekette çocuklar dinsiz oluyormuş. Oluyorsa dinli olmak da kaderdir, dinsiz olmak da kaderdir. Ona öyle yazılmıştı, buna da böyle yazıldı. Cumhur cemaat gidiyoruz öyle mi? Görürsün bunun nasıl bir hezeyan olduğu öbür alemde belli olacak. Evet, Allah can ilk candan o hücre diyorum ben ona, oradan insanları yarattı, eşlerini de yarattı. Niye yarattı? Liesküne ileyha. eşleriyle huzur bulsunlar diye. Şimdi eşleriyle de huzur bulmuyor millet. Niye biliyor musun? Doğru evlilik yapmıyor ki ya. Birinci senede o boşanma davalarının oranı yüzde otuz civarındaymış. Birinci sene. Evleniyor, arabanın arkasına yazıyor. Mutluyuz, mutluyuz, evleniyoruz. Bir sene sonra mahkemedeyiz, ayrılıyoruz. Yok ya gitmiyor, yürümüyor. Çünkü biyolojik bir ilişkiden ibaret sayıyorlar evliliği. Aslında evlilik değerlerin buluşmasıdır. Değerleriniz buluşursa inşallah dünya... Hayatınız devam ettikçe devam eder, ahirete uzanır. İnşallah da cennete uzanır yani. Yani ölçünüz doğru değilse böyle palyatif tedbirlerle kaporta kaporta bakımıyla insanlar hayat kuramazlar. Bir sene sonra darma duman oluyor toplum işte. Onun için aman doğru evlilikler yapılsın, doğru insanlar birbirini bulsun. Neyse devam ediyor. Felem mateqaşşaha. Şimdi Eşler birbirini ya böyle şey yapmak demek. Neyse, ha hani birlikte oldukları zaman diyelim hafif geçeyim. Hamalet hamlen hafifen. Hafif bir hamilelik söz konusu olur. Yani hamile kalır hanım. Temerrat <türüz> bihi onunla yürür. Hayatını devam ettirir karnında çocukla bir anne adayı devam eder. Felemma <türüz> asqalet hamilelik ağırlaşınca bakın şimdi rica ediyorum ne olur hepinizin aklında bulunsun. Hamil yani doğum yanaşınca de'avallâhe <laughs> rabbehumâ o çiftler anne baba her ikisi beraber Rableri olan Allah'a dua ederler. Derler ki hepimiz değil hepimizin sözü bu. Le'in âteytenâ salihan. Ya Rabbi sen eğer bize bir salih çocuk verirsen hani bu salihten maksat da e, yani hem yaşantısı düzgün olan anlamından ziyade salihan hani eli ayağı düzgün yani. Öyle. Ama yaşantısı düzgün manasına da alalım zararı yok. Sen bize eğer böyle bir çocuk verirsen lenekünenne bine şakirîn. Ya Rabbi biz sana şükredenlerden olacağız. kesin Söz verin. Hepimizin yaptığı bu Felemma şimdi 190. ayet. Felemma huma salihan. Allah onlara istedikleri gibi salih bir çocuk verince yani eli ayağı düzgün bir çocuk verince ceala lehu o çocuğu kılarlar, yaparlar şurekae ortaklar. Fima huma Allah'a ortaklar yaparlar. Yani çocuk Allah'tan iyi bir çocuk, salih bir çocuk isterler. Allah da onlara istedikleri gibi bir çocuk verince ceala lehu Allah'a nispet ederler. Şürekâ ortaklar fi atahuma. Allah'ın onlara verdiği o çocuklarla alakalı ortaklık yaparlar. Yani adamın çocukla Allah'a ortaklık neyin nesidir? Bakın bu şu. Allah'ı sevmeyi unutturacak kadar çocuğunu sever sevgisini Allah'tan alır, çocuğa teksif eder. Allah onun kadar başka bir varlığın sevilmesini azap sebebi olarak bize buyurur. Bir sürü ayet var bununla alakalı. Bakara suresinde var, Tevbe suresinde var. Aman aman acayip tehditkar ifadeler var. Sakın ha Allah'ın verdiği bu nimet noktasında Allah'a ortaklar koşmayın. Çocuğunuzu Allah'tan daha çok sevmeyin. Çocuğunuzu sevecekseniz çocuğu vereni seveceksiniz. Sevgiye layık olan odur. O büyük kudret sizi çocuk sahibi kılmakla siz o kudreti unutmayacaksınız sevgide. Onu ikinci plana itmeyeceksiniz. Onu daha çok severseniz sizin bu sevginize Allah şirk diyor. Allahu amma yüşrikun. Allah bu adamların ortaya koyduğu bu şirklerden elbette yücedir, elbette münezzehtir. Hiç kimse, hiç kimseyi Allah'ı sevdiği kadar sevemez, sevmemelidir. Buna çocuğun dahil, anam, baban, kardeşin dahil neyse. Açın Tevbe suresinin 23-24. ayetlerini okuyun. Ne demek istediğimi anlarsınız. Tevbe 23-24'tü açın okuyun. Hani bir, bir ayet numarası daha söyleyeyim Ben ayeti okumayayım Evde gidin bakın Bakara suresinin 165. ayet Sadece 165 değil Tek başına o yetmez 166'yı ve 167'yi de okuyor Bakara 165 166, 167 Bakın bu kitap hayatın Nasıl kodlarına girmiş be Bakın nelerle alakalı Neler söylüyor Biz bir türlü Kitabı hayatımıza taşımayı becermiyoruz. Çocuğunla alakalı sevgini kontrollü tutacaksın. Çocuğunu elbet seversin ama çocuğu vereni ikinci plana itmemek kaydıyla. Bu ayetle alakalı başka, başka şeyler de söylüyorlar. Ben onları geçiyorum. O detaya girmiyorum. Şirkle alakalı çok önemli yine hepimizi ilgilendiren bir noktayı paylaşmak istiyorum. Keyif suresinin 110. ayeti ile bir de e, şeyde cin suresinin bir ayeti cin suresinin e, 20. ayeti Keyif suresi 110 cin suresi 20. ayet bu ayetlerin vermek istediği mesaj şu sakın ha aman ha ibadetinizde gösteriş yaparak ibadetinizi şirke kurban etmeyin. Ayet şu. Femen kâne lika rabbi. Kim Rabbi ile kavuşmak, Rabbi ile buluşmak, Rabbinin huzurunda hesap vermeye iman ediyorsa, felyamel amelen salihan, salih bir amel yapsın, düzgün işler yapsın, velayyüşrik bi ibadeti Rabbihi ahdah. Sakın ha hiç kimse Rabbine olan ibadetinde hiç kimseyi ibadetin arasına, kenarına, bucağına ortak yapmasın. İbadetinin ne yapılışında, ne bir başkasına gösterişe dönüştürülmesinde ibadet gösterişe bulaştığı zaman onun adına Kur'an şirk diyor. Desinler diye görsünler diye eğer bir ibadet yaparsa yaptığı bu iş o adamın sadece felaketine kapı aralar başka da bir işe yaramaz. Hani Maun suresini okuyoruz ya Ereyt elledi yükeldi bu bildiğin fezalik elledi yedun yetim ve la yahuddu ala taamil miskin feveylun lil musallin ellezina hum an salatihim sahun ellezina hum yuraun. Onların işi gücü gösteriş yapmak. Cin suresi 20. ayette de benzer bir mana var. Artık yani yok onu da okuyayım dur. Diyor ki Allahu Teala Bu 20. ayet ama yani 18 okumadan olmaz. 19, 20, 21 hep aynı. 22 hep yani aynı konuyu anlatıyor. Kul de ki innema ed'u rabbi ben sadece ve sadece Rabbime yalvarırım ve la bihi ahada ona yalvarırken hiç kimseyi araya sokmam cin suresi 20. ayet kul innema rabbi ben sadece Rabbime yalvarırım ve la üçlikü bihi ahada hiç ama hiç kimseyi ona ortak koşmam bunun istisnası yok Hatta mescitlerle alakalı 18. ayette ve ennel mesacide lillahi mescitler bütünüyle secdeler, secde yapılan yerler, secde duyguları sadece Allah içindir. Fela ted'u ma'allahi ahada. Secdelerinizi yaparken devreye başkalarını sokmayın diyor Allahu Teala. Allah'la beraber başkalarına yalvarıp durmayın. Allah'la beraber başkasına yalvaranlar imanını kaybederler. Bu Kur'ani bir hakikattır. Herkes üzerine düşeni buradan alacaktır. Kur'an'a göre şirk en büyük zulümdür. Enam suresi 82. ayet geliyor. Ayette Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehum bi zulmin Ulaike lehumul muhtedun İman edip imanına zulüm bulaştırmayanlar güven içinde olanlardır. Hidayete erenler de onlardır. Ayeti gelince sahabiler peygamberimize gelip diyorlar ki ya Resulallah hangi birimizin zulümden uzak durma hali var ki? Yani biz acaba hidayet üzere değil miyiz diye hani sıkıntılı bir ifade ortaya koyunca peygamberimiz hemen ayeti ayetle tefsir ederek Lokman suresinin 13. ayetini okuyor. Diyor ki bu şirk o şirk değil. Bu zulüm o zulüm değildir. Allah'ın o ayette kastettiği zulüm şirktir. Ve iz Luqman li ve ya bunayya la tushrik billah. Hani Lokman oğluna nasihat ederken demişti ki yavrucuğum hiçbir şeyi sakın ha ortak Allah'a ortak koşma. İnne şirke muhakkak ki şirk la zulmun azimun en büyük zulümdür. Bak ayeti ayetle açıkladı kim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla şirk niye zulümdür? Hemen onun da bir gerekçesini söyleyeyim. İnanç noktalarında tevhid adalettir. Yani Allah'ı birlemek adalettir. Peki adalet nedir? Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulümse bir şeyi yerinden etmektir imanda tevhid adalettir şirk ise zulümdür yani Allah'ı bir tanımak Allah'a layık olan e, kabuldür şirk ise Allah'ı asla kabul etmeyeceği bir ortakla nitelendirmek olacağı için Allah'ın hakkını haşa onun elinden alma girişimidir o itibarla şirk en büyük zulümdür. Peygamberimizin yaptığı tarif de doğrudan bu ayetler üzerinden şekillenmiştir. Şirk bu bir sloganik bir cümle olsun ara ara slogan da atmak lazım ama benim sloganlarım da ayetlerden anladıklarımdır. Öyle koltuklara yaslanarak şimdi buraya ne döktüreyim öyle bir derdim yok. Ayeti daha çarpıcı bir mesaj olarak akılda nasıl tutabiliriz'in çabasıdır benimki. Şirk, fıtrata ve vicdana karşı savaş açmaktır. Şirk, fıtrata ve vicdana savaş açmaktır. Çünkü Allah bizim fıtratımızı tevhid üzere dizayn etmiştir. Rum suresi 30. ayet doğrudan bunu söyler. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا Sen benliğini, yüzünü Allah dine çevir ki o din Allah'ın her insanı yarattığı fıtrattır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle küllü mevludin yüledü ala fıtratil İslam. <feyakim> her doğan İslam fıtratı üzere doğar. işte o fıtrat dindir. İşte şirk fıtratımıza ve vicdanımıza karşı açtığımız bir savaştır bir Müslümanın hayatının hiçbir yerinde böyle bir arıza bulunmaması lazım. Şirk karşılaştırmasını benzetmesini öyle aklıma estiği için yapmadım. Rum suresi 30. ayeti okuyun. 31. ayetin sonunda وَلَا تَكُونُوا minel müşrikin. Müşriklerden olmayın. Yani tersini yaparak fıtratınızla kavga ederseniz müşrik olursunuz uyarısını yapıyor 31. ayette Allahu Teala Rum suresi. Şirk öyle bir illettir ki yangın nasıl bir şeyleri kül edip götürürse sel nasıl ki bütün ürünleri mahsulatı alır yok eder giderse şirk bütün amelleri yok edip götüren bir illettir. Onun için şirk çok büyük bir önem arz eder Müslümanın ondan uzak durması noktasında. Allahu Teala bu söylediğim sözü kimin üzerinden bize bildiriyor biliyor musunuz? Hazreti Peygamber üzerinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Açın Zümer suresi 65. ayeti okuyun. Zümer suresi 65. Buyuruyor ki Rabbimiz Esselamü Billah peygamberimize diyor ki peygamberimize onun şahsında hepimize tabii ki buyuruyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ Ey peygamber sana vahyedildi ve ilerlediğine min kablik senden öncekilere de vahyedilmişti. Ama unutma in اَشْرَكْتَ Eğer sen herhangi bir şeyi ortak koşarsan bana peygamberimize diyor bak bunun üzerinden bir çıkarım yapacağım. Eğer sen herhangi bir şeyi bana ortak koşarsan Le yahbatan ne Bütün yaptığın iyilikler silinip gider. Ve le ne minel hasirin ve sen de muhakkak ki zarara ve ziyana uğrayanlardan olursun. Bel sana düşen görev Allah'a fa'bud tek olan Allah'a kulluk yap ve küm mine şakirin şükredenlerden ol. Şirk koşarsan amellerin silinir, mahvolur gidersin. Kim diyor bunu? Allahu Teala. Kime diyor? Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber'in hayatında müşrik olma ihtimali var mı? Yok. Buna rağmen onun üzerinden ümmetini bilgilendiriyor Allahu Teala. Yani biz Hazreti Muhammed'in şirki ortadan kaldırsın diye görevlendirilmiş bir peygamber olduğuna iman ediyoruz. Oysa ümmet bugün şirki ortadan kaldırsın diye indirilmiş, görevlendirilmiş peygamberi şirkin aracı yapıyor. Onu araya sokuyor. Allahu Teala diyor ki sen araya birini sokarsan mahvolursun. Bizimki diyor ki o öyle diyor ama ben onu araya koyabilirim. Bu peygamber onu koyabiliriz araya diyor. Allah'ım ya Rabbi ya yapma gözünü seveyim. Ya. Yapma gözünü seveyim. Allah seni senin hiç kimseyi sevemeyeceğin kadar seni sever ve sana yakındır. Ne olur kendini Allah'tan uzak sayma. Koyma araya hiç kimseyi. Amellerin silinir, mahvolur gidersin diyor. Bunu Hazreti Peygamber üzerinden söylüyor. Zümer suresi 65-66. ayetler. Anlamak isteyen anlasın. Anlamayacaksa da daha diyecek bir şeyim yok. Şirk Kur'an'a göre tam bir pisliktir. Tevbe 28. ayet buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler innemel müşrikûne necesun Bu müşrikler var ya bunlar pisliktir diyor. Fela yakrabul mescid harame ba'de hada. Bu yıldan sonra bunlar mescid-i harama yaklaşırmayın. Pis adam bunlar. Ya o günün müşriki pisli de. Bugünün müşriki tertemiz mi yani? Allah'ın pis dediğine sen nasıl temiz diyeceksin yani? Onun için bir Müslümanın şirke bulaşmamak gibi bir hedefi olacak. Ne şirktir ne değildir üzerinden hayatını çekedecek. Yapacak başka bir şey yok. Açacak Allah'ın kitabını, bolca okuyacak ve peygamberimizin hayatından onun örnekliğinde şirk denen illetlerden kendini uzak tutmayı başaracak. Buna mecbur. Şirk, Allah'ın insana verdiği değere ve Allah'ın insana olan yakınlığına güvenmemektir. Yani Rabbimiz diyor ki ben size sizden çok yakınım. Biz diyoruz ya Rabbi sen yakınsın ama sana daha yakınlar var. Ben başka bir şey daha bulayım diyor. Ben yakınım diyor benim ben. Udu'uni benden isteyin diyor. Esteciblekum cevap vereyim ben size. Benden isteyin. Yok diyor ben senden değil de başka biriyle. Yüzü suyu hürmetine. Yani yüzünü suyunun hürmetine yüzünü suyunu katma Allah'tan iste ya. Efendim Allah'a yabancı hissetme psikolojisinin sonucudur bu. Sen Allah'ı kendinden uzak zannetme. Allah seninle beraberdir. Şah damarından daha yakındır ve selam. Şirk kendini Allah'a uzak hissetmek ve Allah'ı yabancılaştırmaktır. Oysa Müslüman Allah'a uzak değil, Allah'a yakın olmanın huzurunu yaşayan adamdır. Evet şirkle alakalı, şimdi bu anlattıklarımdan herkes kendince bir sonuç çıkartır. Herhangi birilerini kastederek bir şey söylemiyorum. Ben kendi üzerimden konuşuyorum. Söylediklerim yaklaşık 60'a yakın ayet okudum. Belki de daha fazla. Allah'ın kitabı bu şirk illetini böyle tanıtıyor. Buna bulaşmayın yanarsınız diyor. Yanarsınız dediği kişilerin biri de Hazreti Peygamber onun üzerinden bu bilgiyi veriyor. Anlayın ne kadar tehlikeli ve hassas bir nokta üzerinden Cenab-ı Hak bilgilendirme yapıyor. Mesele müşrikliklerden uzak durmak şirkten uzak durma meselesidir. Bunun yolu Kur'an'ın şirk unsurları diye tanıttığı her ne varsa onlardan kendimizi mesafeli bir pozisyona çekme gayretini ortaya koyacağız. Unutmayalım şirkin haricinde her günahın bağışlanma ihtimali vardır. Ama şirk üzere ölen her yaptığı dünyada kalan adamdır. Onun öbür alemde bekleyecek bir şeysi yok. Adam der ki, Ya Rabbi biz o kadar işte namaz kılmıştık, bu kadar şunu yapmıştık, bu amel defterinde bunların hiçbiri yok. Teraziye koyacağız, terazide de yok. Ne oldu bunlar? Şu kadar iş yapmıştık. Her yaptığını güzel zannediyordu ya. O keyif 103-104'te okuduğum gibi. Öyle zannediyordu ya. Onlara diyecek ki Allahu Teala, Ez hep tüm fi hayatı dünya. Siz bütün iyilikleri dünyada bitirdiniz ve semtaatun biha onlarla dünyada geçindiniz bitti. Siz ahirete yatırım yapmadınız. Müslüman yatırımını ahirete yapan adamdır. Müslüman Allah'ın dostluğunu, Allah'ın yakınlığını canına minnet sayan ve Allah'ın yakınlığıyla bu hayatı yaşamaya gayret eden duyarlı insandır. Şirkten uzak bir hayat yaşamanızı Rabbimden en kalbi niyazım olarak diliyorum. Allahu Teala Ha şunu da söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Böyle şimdi bir takım arızalar, yanlışlıklar gördüğümüz kardeşlerimiz var. Ne olur onları her gördüğünüzde onlara sen müşriksin demeyin. Siz sadece eylemi tanıtın. Arkadaş bu yaptığın şirktir de. Sahibini müşriklikle dışlama. Çünkü senin görevin ona kardeşçe muamele etmektir nitelikleri, eylemleri tanıtarak sahibini dışlamamayı özel bir görev olarak becermek, başarmak durumundayız. Bir davranış, bir inanış küfürse buna küfür deyin. Sahibine kafir demeyin. Kimin kafir, kimin müşrik olduğunun kararını neticede Rabbimiz verecektir. Kur'an'a göre yaşayarak, mümince yaşayarak, şirkten uzak bir hayatı, hayatımızın ilkesi yapma duyarlılığı duasındayım. Allah-u Teala bu noktada sizi de bizi de muvaffak kılsın inşallah. Bir sonraki ders başka bir kavramla sizlere sesleneceğim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.